Efendim hafta sonu günlüğü programı devam ediyor. Sanat Mutlu ile birlikteyiz. Bilinçaltını konuşuyoruz. Bilinçaltı dönüşümleri ve bilinçaltının hayatımızı ne kadar etkilediğini de gördük. Ne kadar güzel bir soyadınız var Mutlu. Bu hayatınızı etkiliyor mu? Teşekkür ediyorum. Etkiliyor tabii ki. Yani niye etkiliyor aslında? Çokça kullandığınız kavramlar sizi etkiler hayatınızda. Hı hı. Ben bu konuda şanslıyım. Hatta benim Instagram hesabım da Mutlu Sanat'tır. Sanat Mutlu değildir. Evet. Mutlu Sanat Mutlu'yu başa aldım o yüzden. Evet. Hani sıfat olarak çokça kullanılsın diye. Bana mesela şey derler. Mutlu Hocam diyen de çok vardır. Ben yani oradan şey bilip seviyorlardı ama etkiliyor. Aslında belki güzelliğinden dolayı mutlu demek geliyor içimizde. İsim olarak Mutlu'yu kullanmak evet. geliyor. Bende de öyle oldu ilk başta. Mutlu demek geliyor içimden ama hani isim olarak sanki... Orada biraz benim şeyim de var. Mutlu'yu başa koydum ki Mutlu Sanal şeklinde. Hı hı. Normal diğer hesap da benim aslında ama bunu öne çıkardım. Hani mutluluk kelimesi öne çıksın diye. Çünkü pozitif bir duygu. Hani... İsimlerimiz, soy isimlerimiz, kelimeler etkiliyor mu hayatımızı etkiler, peki? Etkiler. Tabii. Çünkü bir kere zaten her bir ismin frekans enerjisi vardır. O ayrı bir şey ama. Bir de çokça kullanılan bir şey. Yani çokça kullandığınız, sürekli kullanılan bir kelime. Size nasıl seslenildiği etkiler. O frekanslar bile etkiliyor tabii bizi ya. Değil mi? Çünkü aslında sözlerin bir enerjisi vardır ve başka insanların size ilgili sözleri, düşünceleri, size yansıttıkları enerjileri, nazarları, her şey sizi etkiler. O yüzden sözler etkiler. Bir de günlük hayatına kadar çok kullanırsanız bir sözü, o kadar fazla etkini yaşarsınız. Biz de karşımızdaki insan da etkilenir tabii, yani. Değil mi bundan? Ama tabii burada şey vardır aslında insanın, bu nazarda mahsus diyorum, nazar çok ağır bir enerjidir ama insanın genelde hani enerji alanına bakarsanız en büyük enerji, kendisini etkileyen en büyük enerji kendi enerjisidir. Yani hani kendi inançları, kendi düşünceleri, kendi bakış açısı. Hep mesela bir şey vardır. İşte astrologları takip ederler. İşte gökyüzünde ne olmuş? Mars işte şunu yapmış. İşte Jüpiter bunu yapmış. Hı hı. Hep şey derim ya derim. Tamam hani bunlar güzel, doğrudur, etkilidir zaten. Hani astroloji gerçekten bir bilim. Hani kullanmak gerekir ama asıl bizi etkileyen aslında kendi inançlarımızdır. Hı. Yani siz hani ilişkilerle ilgili sorunlu bir inanca sahipseniz işte Venüs'ün size faydası o kadar olmaz mesela. Hani siz önce kendinizi düzelteceksiniz, içeri düzelteceksiniz ki ondan sonra dış dediğimiz etkileyen enerjiler sizi etkilesin. Evet, ilişkiler dediniz, onu da soracağım. Bu bilinçaltımız özel hayatımızda da çok etkili. Yani hı-hı. hayatımıza giren insanlarla, hayatımıza soktuğumuz insanlar, belki evlendiğimiz, ilişki kurduğumuz insanlar da yine bilinçaltımızdan gelen kodlamalarla da çok etkili, kodlamalar etkili oluyor değil mi? Tabii ki. Hani az önce de konuştuk şeyden, mesela güven problemi, özgüven problemi. Siz kendini sevmezseniz, örnek veriyorum, hani en temelden girelim. Siz kendinizi sevmezseniz eğer insanlar sizi sevmeyebilirler. Hı hı. Çünkü önce insanın önce kendini sevmesi gerekir. Çünkü sevgi duygusu beraberinde şey getirir, değeri getirir. Çünkü öz sevgisi olmayan insan öz değeri de yoktur. Yani kendine değer vermez. Kendine değer vermeyen insan da bu değersizlik duygusunu karşı tarafından bu değeri göremez. Bu sefer bunu aşmak için ne yapar? Karşı taraf için çok fazla çabalamaya başlar. Siz hani bu sefer şeye girersiniz. Kendini sevdirmek için ya da kabul görmek için çok çabaya girersiniz. Ve ilişkinin dengesi bozulur. Yani kendinizi daha çok değersizleştirirsiniz aslında. Bütün bunların kaynağı bilinçaltıdır. Hani hep şöyle deriz ya, hep aynı insanlar beni buluyor, hep aynı kişiler karşıma çıkıyor. Neden acaba ben işte çekiyor muyum böyle insanları? Bu acaba çekmekle alakalı mı? Yoksa o kişilerin bizi bulmasıyla mı? Yoksa bizim bilinçaltımızda yetiştirdiğimiz duygulardan dolayı biz mi acaba o tarz aynı insanları hep hayatımıza çekiyoruz? Biz çekiyoruz. Biz çekiyoruz. Niye çekiyoruz? Çünkü siz mesela bilinçaltınızda sizin bir kavram şey vardır. Mesela ilişkiyle ilgili, işte hayatınıza girecek ilişkiyle ilgili. Evet, ilişki demişsinizdir ki işte ilişki böyle olması lazım. Örnek veriyorum işte karşımdaki insan bana karşı daha sert davranır. İşte daha böyle baskındır ya da işte çok sadakati yoktur. Ya da böyle benim ilişkilerim böyle ilişkiler genelde işte bir yılda biter. Hani böyle ben daha böyle absürt örneklerden gidiyorum lanetlesin diye. Bu şekilde kayıtlar vardır ve muhtemelen o yüzden siz bunlara göre bir enerji yayıyorsunuzdur. Buna göre de insanları çekiyorsunuzdur. Hı. Ya da gelen bir insan varsa bu insan bir süre sonra buna dönüyordur. Evriliyordur aslında ilişkinize. Bunun temel kaynağı da işte bilinçaltı kayıtlar. Sizin bakış açınız yani. Tamamen bakış açınız. Aslında bunları konuştuktan sonra anlıyoruz ki bir sözün bile, bir kelimenin bile hayatımızı ne kadar etkilediği. Aslında insanlar ne kadar hassas, ne kadar kırılgan, ne kadar duygusal yaratıklarmışız. Yani biz en ufak bir cümleden, kelimeden bile bu kadar etkileniyorsak, yaşadığımız bir olay bütün hayatımızı etkiliyorsa, değiştirebiliyorsa çok kıymetli ve çok hassas varlıklarız aslında. Hem kendimize hem çevremizdeki insanlara, başkalarına da bu gözle bakıp böyle davranmamız gerektiği çıkıyor ortaya bence. Kesinlikle. Yani bir de mesela duygulardan bahsettiğiniz, duygular aslında çok bizim için kıymetlidir. Niye kıymetlidir?
Çünkü duygularını yöneten hayatını yöneten, yani çok özet bir söz söyleyeyim, bunu çokça kullanırım ben. Birisi sözlerle sizi çok kolay etkileyebiliyorsa, örnek veriyorum işte, ki bunu iş hayatında çokça yaparlar manipülasyon olarak. Sözlerle sizi aşağı çeken, işte olumsuz düşmenizi sağlayan ya da üzen, kıran, hani insanlar aslında sizi frekansını düşürürler ve olumsuz tarafa çekerler, negatif tarafa çekerler. Duygular bu anlamda kıymetlidir ve biz dediğiniz bir hassas varlıklarız, ama şunu yapmamız lazım, yani hani duygularımızı yönetmemiz lazım. Yani hassas olmak insanların sizi kolaylıkla aslında frekansınızı değiştirmesi, yönetmesi anlamına gelir ki genelde de olumsuz anlamda yaparlar bunu. Evet. Bunu kırmamız lazım mesela. Hani duygularımızı yönetmek kolay mı peki? Yani biliyor ya da biz biliyor muyuz duygularımızı yönetmeyi? Çok fazla danışanlarınız oluyor. Tabii ki size gelen insanlar biraz daha farkındalıkları yüksek olduğu için belli şeyleri düzeltmek için geliyorlar, ama biz genel olarak duygularımızı yönetebiliyor muyuz? Ya çok kolay diyemeyiz tabii ki bunu. Hani yani yönettiğince yönetecek bir şey değildir belki, ama bu bir süreç dediğim gibi. Hani şunu mesela, hiçbir şey olmasa şunu başarmanız lazım. Biri sizi üzdüğü zaman kendinize şunu telkinle söylemeniz lazım. Tamam, hani ben bunu kabul etmiyorum. İşte onun bana söylediği söz benim gerçekimi yansıtmaz. Ben bunu kabul etmiyorum ve tam tersini söyleyebilirsiniz. Mesela biri size gelip de sen başarısızsın diyorsa, hayır ben başarılıyım, mutluyum demeniz lazım. Başarısız dediği için böyle üzülüp de hani böyle kendinizi aşağı çekmemeniz lazım. Bu şekilde mücadele ederek, bu mücadele bir süreçtir aslında. Bu süreçle beraber bunu evet değiştirebilirsiniz. Yönetebilirsiniz. Daha çok böyle hiç etkilemeyeceksiniz, bir şey zaten yok. Hani zaten hani ben şey derim, düşmeyeceksiniz diye bir şey yok. Düşeceksiniz elbette, ama önemli olan kalkmasını bilmek. Kalkmayı becerebilmek. Ne kadar çabuk kalkarsanız o kadar bu konuyu aşarsınız. Evet, dünkü programımızda da klinik psikolog Ziya Ünlütürk'le bağlanma şekillerini konuştuk. O da bize bağlanma şekillerinin 0-1 yaş arasında başladığından bahsetti. Bugün sizle bilinçaltını konuşuyoruz. 0-7 yaş, 0-6 yaş ya da 2-3 yaş arası olan. Yani aslında her şey çocukluğumuzda başlıyor. Sıfırdan başlıyor, bebekliğimizde başlıyor. O zaman şimdi bunu görüyorum ki bir çocuk yetiştirmek çok özen isteyen, çok dikkat isteyen bir durum olduğu ortaya çıkıyor. Öyle değil mi? Kesinlikle öyle. Yani çocuklukta yaşadığınız her şey, gördüğünüz her şey ya da bütün hayatınızı bu kadar etkiliyorsa. O yüzden hani hep şey söylüyorum ben mesela. Çocuklara karşı kesinlikle böyle kıstayı düşünce şeyler söylemeyin. İşte sen dur, sen yapma, yapamazsın, başaramazsın demeyin. Teşvik edin. Hı-hı. Yapabilirsin, başarabilirsin. Mesela bir çocuğa şunu öğretin, şunu söyleyin hatta. Çocuk mesela şunu kendine telkinlesin. İşte benim dualarım kabul olur desin. Hı-hı. Bak bu bile inançtır aslında, biliyor musunuz? Hani kimileri mesela şey der ya, ben dua ederim kabul olmaz der. Halbuki zaten bu aslında duanın yasa şeyine ters. Hani duanın bir kere şartı zaten şüphesi bir inançtır. Çocuklara mesela bunu öğretin, söyleyin diyorum. Hani benim dualarım kabul olur deyin ki çocuğun duası zaten makbuldür, kabul de olur. Hani kıymetlidir. Aslında evet, mesela çocukluğumdan beri bir şey istediğim zaman hep şey derler annem de babam, dua et Allah'tan iste o olacaktır zaten diye hep öğretildim. Ve ben de hep dua ederim ve hep olur. İşte güzel, bakın ne güzel, güzel yetiştirilmişsiniz. Tam tersi işte. Tabii bu bir, bu da hani Allah'tan iste nasıl olsa olacaktır. Sen dua et, duan kabul olacaktır dendi hep bana. Evet evet. Ya bu güzel. Tabii bu tarz, bu sadece tek bir tarafı değil. Yani biriniz de bunu söylemesine gerek yok. Siz mesela kendiniz gözlemlemiş de olabilirsiniz bunu. Örnek veriyorum, babanız, anneniz de işte dua diyoruz ama hiç kabul olmuyor. İşte bizim dualarımız zaten kabul olmaz. Hani size direkt söylemeseler bile, bunları gözlemleseniz bile kendi aralarında konuşuyor, evet, kendileri konuşuyor. Tabii tabii, yani hani birebir size böyle söyleyerek kodlamalarına gerek yok. Gördüklerinizden de şekilleniyor aslında inançlarımız. Bunlardan da etkileniyoruz. O yüzden doğru sözleri, daha doğrusu bir zaten hani örnek olmak istiyorsak çocuklara kendimiz o davranış için. Aynen biz gireceğiz. Zaten hani hep zaten şey denir biliyorsunuz. Hani bir çocuğa doğru davranmayı söyleme. Doğru davran, zaten o senden görecektir derler. O zaten rol modeli. Rol model olarak görüyordur ve onları arıyordur. Peki son olarak, evet sizi biraz gördük bugün ama değişimlerden bahsedelim isterseniz. Bilinçaltı dönüşüm programlarından çıkan değişimler neler oluyor? Aslında şöyle söyleyeyim, hani somut örneklerden gidelim. Dediğim gibi mesela bilinçaltına genelde kısıtlayıcı düşünceleri çok fazla, çok fazla genel kısıtlayıcı düşüncelere, negatif, olumsuz düşüncelere sahip olan insanlar genelde bir kere daha pozitif yaşamayı öğreniyorlar. Hani şunu çok da duyuyorum, hocam enerjim değişti gerçekten, daha artık mutlu başlıyorum ya daha pozitif oluyorum. Ya da işte korkularımı yendim, somut korkuları konuştuk işte, hayvan kedi korkusu, köpek korkusu. Mesela kedi sahiplenen, kedi alan birkaç tane işte katılımcım oldu, öğrencim oldu, öyle söyleyeyim hani kedi korkusunu yenip. İşte ata binme korkusunu yenen oldu, trafikte mesela hiç trafiğe çıkamayan, yani araba sol trafiğe çıkamayan ama artık bugün işte hocam işte navigasyonu açıyorum böyle güzel güzel geziyorum, rotalara gidiyorum falan diyenler oldu. İşte olumsuz inançlarından dolayı böyle işte çözülmeyen işlerin çözüldüğü çok oldu mesela. İşte mahkeme sonucu mesela 5 senedir süren mahkemesi birkaç ayda çözüldü.
ya da anlaşamadığı işte birisiyle, davalık olduğu birisiyle çözüldü. Hani bir şekilde telefonlaştılar, anlaştılar, çözüldü işleri. Hı hı. İş konusunda işte hep böyle hak ettiğini alamayan, işte ben çalışıyorum fakat hak ettiğimi alamıyorum diyen ama ondan sonra işe açılan, işte pozisyonu yükselen, işte gelirleri artan, dediğimiz gibi hani özel kendi işiyle çalışanlar, gelirleri artan, işleri artan çok kişi oldu. Yani aslında alanda, bu bilinçaltı dönüşümleriyle bir şeyleri çözmemiz mümkün diyebiliriz. Mümkün. Yani en azından şöyle söyleyeyim, en azından bundan sonrasını değiştirebilirsiniz. Hani bundan öncesi, gerçi öncesini şöyle değiştirirsiniz. Ayrılık yaşamışsınızdır mesela ama ayrılığın sebebi sizin böyle kendi inançlarınızdır. Hani ben terk ediyorum, işte bilmem neyimdir ya da işte ben değersizimdir, işte kendimi sevmiyorumdur gibi inançlarınız vardır. Bundan dolayı ayrılık yaşamışsınızdır. Bunun üzerine git bunu kurarsanız bu sorunu çözersiniz. Mesela tekrar barışabilirsiniz, örnek veriyorum. Yani bunun üzerine odaklanabilirsiniz ya da. Ya da bundan sonraki ilişkileri değiştirebilirsiniz diyebilirim. Evet, yani kelimelerimiz ve düşüncelerimiz, duygularımız nasıl hayatımızı etkiliyor, olumlu ya da olumsuz, ne kadar etkilediğini de bu şekilde görmüş oluyoruz. Kesinlikle. Aslında kelimeler etkiler fakat asıl etkileyen şey, yine vurguluyorum, inançlardır. İnançlar. İnançlardan nasıl şekillenir? İşte o gördüklerimiz, duyduklarımız, yaşadıklarımız. Yani bizim hayata bakışımız nasılsa hayat bize bunu sunuyor, yaşatıyor. Hı hı. Bunun hani çok çok örneğini görebilirsiniz. Kendinize zaten hani güzel tespitler yapmışsınız, güzel farkındalıklar yaşamışsınız. Bizim inançlarımız hayatımızın kesinlikle şekillendiriyor. Biz de biliyorsunuz levh-i mahfuz, az önce konuştuk şeydi, levh-i mahfuz denen bir olasılıklar dünyası dediğimiz bizim yer vardır. Bu da bütün olasılıklar vardır. Ve bu olasılıkları siz hayatınıza çekersiniz. Nasıl çekersiniz? Hayata bakışınız nasıl? Daha negatif misiniz, pozitif misiniz? Ya da düşünceleriniz nasıl? Yaptıklarınız nedir? Bütün bunların toplamları işte bu olasılıkları çeker. Yani hayatınıza iyi insanları da çekebilirsiniz, kötü insanları çekebilirsiniz. Ya da işte parayla ilgili işte parayı çok zor da çekebilirsiniz ya da bolluk da oluşturabilirsiniz. Bütün bunlar aslında temel inançlar, inançların yansıması ve sözler, davranışlar bunların birleşiminden oluşur. Biraz da bizim bu farkındalığımız ve bilinç düzeyimizle de alakası evet, sanırım. Evet, kesinlikle. Çok teşekkür ederim katıldığınız için programımıza. Çok keyifli bir sohbet oldu. Ben teşekkür ediyorum. Güzel bir yayın oldu, davet ettiğiniz için. Teşekkür ederiz. Hafta sonu günlüğü programı devam edecek efendim. Konaklarının bizden sonra müzeye çevrilmesi, hat müzesi olması bana ve aileme gurur verici bir şey oldu. Çünkü bizden sonraki nesiller de buraya gelip gezdiklerinde hem müze oluşu hem de hat sanatıyla birleşmesi ayrı bir gurur verici bir şeydi. Bugün burada Özler Hanım'la birlikte gezdik. Çocukluğumu anlattım. Burada geçirdiğim güzel günleri anlattım. Konaklar 1955 yılında yapıldı. 3 sene sürmüş yapımı, ailem taşınmış, babamın, amcalarımın, halalarımın çocukluğu burada geçmiş. Konak merkezi bir yerde, evimizin yani konağımızın karşısında hamam var, yanında cami var, Paşaoğlu Çeşmesi var. Ve o dönem Bayburt'ta mahalle odası kültürü tam oturmadığı için alt büyük oda mahalle odası olarak da kullanılmış. Biraz heyecanlıyım çünkü gururluyum. Şöyle söyleyeyim. Camiye gelen veya hamama gelen kimsesizler ağırlanmış, düğünler yapılmış, kız verilmiş, oğul verilmiş. Böyle. Burası doğduğum, büyüdüğüm oda. Annemle babamın odasıydı. Yan büyük oda amcamla yengemin odasıydı. Ve biz kuzenlerimle bu sofada oynardık. Çocukluğumuz sofada evcilik oynamakla. Babamın, dedemin mesleği demir çelik olduğu için demir beşiklerimiz vardı, bebeklerimiz vardı. Babaannem onlara hep yatak, yorgan dikerdi, halam işlerdi.
Sonra merdivenlerde oynardık. Hani düşmüşlüğümüz vardır. Merdiven şicalarından kaymışlığımız vardır. Çocukluğumuz güzeldi. Mesela bu eve girdiğimde ilk önce hatırladığım bayramlardı. Bayramlar çok güzel geçerdi. Kalabalıktı, yoğundu. Aile olarak buradaydık. Mahalleden mahalleliler de gelirlerdi. Dedemi çok severlerdi. Mahallenin genç kızları özellikle dedemden haçlık almayı çok bayılırlardı, şakalaşırlardı. Ne bileyim güzeldi. Sobanın üstünden hiç kurban bayramlarında et falan eksik olmazdı. Kapıdan içeri giren yedirilirdi. Tatlı çorbayı hep hatırlarım. Babaannem böyle büyük büyük kazanlarda yapardı. Baklavalar, börekler. Yani bu eve girdiğimde hatırladığım en güzel şey bayramlardı ki babaannemi de dedemi de bu evde kaybettim ki bir Arife günü biz babaannemi kaybettik. Ani bir kayıptı. Ama ona rağmen güzel anıları hatırlamak güzel. Dublaj sanatçısı Gülen Karaman 20 yıl boyunca Nebahat Çehre ve Hollywood yıldızlarına dublaj yapmasını, hocası Yıldız Kenter'in kararlarını, etkilerini ve sanatla iç içe giren yıllarını anlattı. Gece 12'de genç bir kadın, tek başı hoca değil, biraz duygusal bağım var, geçmişimi seviyorum ben. Bugünkü kişiliğimizi geçmişimizin var ettiğini düşünüyorum. Yaşadığımız bir sürü zorluk, bir sürü güzel günler. Şimdi çok zor zamanlar ve çok zor yıllar yaşıyoruz. Hepimiz yaşıyoruz. Herkesin zorlukları farklı tabii. Ama hep bizim yaş dönemimizdeki arkadaşlarımızla bir araya geldiğimizde diyoruz ki iyi ki yaşamışız, iyi ki onları yapmışız. Çünkü şimdi gençlerin çoğu bizim yaptığımız bir sürü şeyi yapamıyor. Hayata bizim gibi yaklaşamıyor. Hayattaki öncelikler çok değişti. Biz biraz daha rahat bir Türkiye'de yaşıyorduk sanıyorum. Biraz daha özgürlüklerin farklı olduğu bir Türkiye'de yaşıyorduk. Biz biraz daha özgürlükçü bir gençtik, bir gençliktik. İyi ki yaşamışız onları. Şimdi zavallılar sadece çalışıp didiniyorlar. Daha küçük hayatlarımız vardı. Şimdi işte globalleşmenin aslında getirdiği bir takım tatsızlıklar da var diyorum. Tabii ki avantajlar var ama dezavantajlar da var. Biz daha küçük hayatlarda daha mutluyduk galiba. Şimdi para her şeyin önüne geçti. Hiç eleştiremiyorum çünkü insanların yaşamak zorundalar, yaşamak zorundalar. Hayatlarını sürdürmek zorundalar. Dediğim gibi biz daha küçük hayatlarla mutlu olabiliyorduk ama şimdi bütün dünyadaki öncelikler değiştiği için çocukların da birincil ihtiyaçları, birincil istekleri farklı oldu. Evet. Bu Paris'ten ablam getirdi. Bu malum son dizimin güvercinin Antep'teki evet. Çingene kızı. Bu Samsun'da kafe işleten köpek dostun sevimli hikayesi geliyor şimdi. Aferin benim oğlum. Aferin benim oğlum. Dostun annesi de bendeydi. Yavruluğundan, ilk doğumundan beri. 7-8 yaşına kadar, 8 yaşında, 8 senedir benimle beraber. Ben ne yediysem o onu yedi. Yani eğitim, özel bir eğitimi vermedim. Sadece dinleyerek, görerek, hani buna benzer şey yaparak, algılayarak yetişti kendi kendine. Tabii ki biraz da bizim katkımız oldu. Dost denize girer burada, duşunu alır, işte bu içeriği, mekanımızı süpürür. Mekanımızın zaten adı Samsun genelinde tanır herkes.
dostun yeri diye geçer. Gelen %80'i dost nerede göremediği zaman dost nerede diye sorarlar. Yeri süpürür. İşte şeker kabukları yere düştüğü zaman onları alır götürür çöpe atar. Buranın maskotu ve mekan sahibi. Yani denizin içinde olduğumuz için zaten denize genelde her gün denize giriyor. Yıkanır gelir, taranır. Ben onu çocuklarımdan ayırt etmiyorum yani. Yani bir evlat gibi bir sevgisi şeyi var. Yani çocuklarımızla biz mesela akşamdan akşama 2 saat bir arada kalıyoruz. Dostla 10 saat burada beraberiz. Edirne'li Kudret Gezen yapımını dedesinden öğrendiği Osmanlı macununu Sultan II. Beyazıt Külliyesi'nde Sağlık Müzesi'nin bahçesinde seyyar arabasıyla satıyor. Osmanlı macunumuz tarihi bir macundur. Şifa kaynağıdır. 41 çeşit baharattan oluşur. Zencefilinden zerdeçalına kadar efendim. Boğaz ağrısına, öksüre, soğuk algınlığına, vücut direncine kadar çok iyi geliyor efendim. Bu tarihte olan bir Osmanlı macunudur. Padişah macunudur efendim. Padişahımız bunu askerlerine sunmuş tarihi öncesi. Ve bana da kalan dededen bir miras olarak. İşimi de çok seviyorum. Beğenerek yapıyorum efendim. Ve Allah razı olsun, gelen misafirlerimiz 2. Beyazıt Külliyesi'nde beni karşılıyorlar. Bir macunumu yiyorlar. Allah hepsinden razı olsun. Teşekkür ediyorum kendilerine, tüm herkese. Bu macun tarihimizde olan bir macun. Bu bana dededen kalan 46 senelik meslek hayatımda vardır efendim. Ben bu macunla büyüdüm diyebilirim ve yaşlandım diyebilirim efendim. Macunum toz şekerden olur. Bildiğiniz gibi, bildiğimiz bir toz şekerdir. Fakat ben bunu şimdi baharatlarıma atıyorum ve ben bunu şifa haline getiriyorum efendim. Tabii ki baharatlar da bir şifadır yani. O baharatlar macunun içinde olur, şekerden olur özellikle. Macun şeker olmadan olmuyor efendim. Ama şifa haline de geliyor efendim. 9 yaşlarındaydım. Dededen kalan bir miras olarak gördüm, işi beğendim ve macun hoşuma gitti. Sizin gibi güzel insanlarla karşılaşıyorum, temiz insanlarla, güzel insanlarla ve ekmeğimi alıyorum efendim. Ve herkes benden memnun, herkes bana karşı saygılı ve ben saygılıyım insanlara karşı. Çok güzel bir görünümüm oluyor ve bu padişah elbiselerini de görüyorum. İnsanların hoşuna gidiyor efendim. UNESCO Dünya Mirası listesinde birinci yılını geride bırakan Malatya'daki Arslantepe Höyüğü'nün bu ünvanı sayesinde yurt dışında bilinirliği oldukça arttı. Arslantepe UNESCO Dünya Kültür Mirası'na girdikten sonra geçen yıllara göre henüz Temmuz ayında olmamıza rağmen ikiye katlamış bulunmaktayız. Hem yurt içinden hem de yurt dışından ziyaretçilerimizi ağırlamaktayız ve fazlasıyla ziyaretçi potansiyelinin hem de bilinirliğinin arttığı bir dönem yaşamaktayız. Bu kapsamda ziyaretçiler UNESCO Dünya Kültür Mirası'na giren Arslantepe'nin tarihi süreci içerisinde ne gibi evrelerden geçtiğini, kültür katmanlarının neler olduğunu çok merak ediyor. Ve bu kapsamda biz özellikle rehberlerimizle gelen ziyaretçilerimizi burada ağırlıyoruz. Dünyada ilk bilinen kılıçlar, dünyada yine ilk bilinen drenaj sistemi, yine dünyada ilk devletleşme, prototip devlet dediğimiz bir devlet anlayışının gelişmesi açısından Arslantepe bu bakımdan önemli. Tabii Arslantepe'nin freskleri de bu kapsamda önemli. Özellikle şu an içinde bulunduğumuz fresklerden olan ve bir depoyu koruduğuna inanılan stilize insan figürleri olan freskler ziyaretçilerin fazlasıyla ilgisini çekmekte.
Malatya'mız için güzel bir değer. Emeği geçenlere teşekkür etmek lazım. Teşekkür ediyorum hakikaten öyle. Yani hiç olmazsa dünyaya Malatya'nın tanıtılması sadece Kayseri'yle değil en azından bu kültür mirasıyla tanıtılması da güzel bir şey. Çok etkilendik gerçekten. Sanki o yıllarda böyle hani yaşamışız gibi etkilendik. Çok güzel. Ben çok beğendim. BBN Türk Televizyonu'nda hafta sonu günlüğü programının sonuna geldik efendim. Güzel bir pazar diliyoruz. Başarılı bir hafta diliyoruz. Önümüzdeki hafta cumartesi tekrar görüşebilmek dileğiyle.